Mersin yöresinden bulguru dolmayla başlıyoruz. Bir sürü aroma var. Evet, her aynı şey zamanda var. Bu dolma çay saatleri için de bana göre çok ideal. Acayip bir şey oldu bu. Çok lezzetli. Ispanak şöleni yapıyoruz. Tam bir artık besin bombardımanı yani. Mercimek, evet. Nohut, bulgur değil mi o zaman da? Evet. Babaannem Reyha derdi. Reyha geliyor. Öyle mi derler? Evet. Reyha. Ciğer kavurması yapıyoruz. Şimdi bir ciğer kavurma yapacağız ama bir tantuni misali sanki. Ciğer değil mi? Tantuni. Geldik tasarımıyla ört köşemize. Bir tane yapmayı öğrendiğiniz zaman aslında gerisi gelecek gibi duruyor. Evet, çok kolay, çok kolay bir çalışma. Herkese merhabalar. Bugün konuğum sevgili Rahşan abla. Mersin'den geldi. Nasılsın? Çok teşekkür ettim. Çok iyiyim. Ay, o kadar güler yüzlü ki böyle teşekkür böyle bakıyor bana. Ay kıyamam. Çok tatlısın. Yılın son günlerindeyiz. Artık evet. Yeni yıla çok az bir zaman kaldı. Güzel güzel yemekler, tarifler vermeye devam ediyoruz. Bugün de çok güzel Mersin yöresine ait güzel tariflerimiz olacak. Evet. Neler yapacağız? Neler olacak? Güzel bir kuru dolma yapacağız. Kuru domatesli, turunç ekşili. Et var mı içinde? Hayır, et yok. Yine ciğer kavurmamız var. Bıçak arası kıyacağız elde. Lavaş üzeri çok lezzetli olacak. Böyle bir tantuni havasında sanki gibi. Ispanak şöleni, ıspanak başı, ekşili bir ıspanak yemeğimiz var. Yine turunç süper. Ekşisiyle. Hem de besleyici. Aslında böyle bir yöre çalışacağız bugün. Mersin yöresine ait güzel yemekler yapacağız. Kuru dolmada mesela aslında daha bütçeye uygun bir dolma olduğunu ekonomik, düşünüyorum. Evet. İçinde çünkü et de yok. Evet. Daha böyle kolay yapılabilir. Ispanak şölenin inanılmaz besleyici. Ispanağı evet, nasıl yediririz'in yöntemlerinden evet, bir püf noktası vermiş olacağız. Son olarak da diğer yemeğimiz ciğer kavurması. Ciğeri de bir alternatif aslında. Biraz daha böyle lezzetlendirilmiş halini düşünün. Ve Mersin yöresine ait güzel yemeklerle güne başlayacağız. İlk olarak güne dolmayla başlayalım. Evet, şöyle bir dolma evet, dolma başlayalım. Malzemelerimiz geliyor. Bulgurlu dolma. Malzemeler: birer bağ patlıcan ve biber kurusu, 3 su bardağı bulgur, 100 gram domates kurusu, 2 adet turunç ekşisi, 3 dal yeşil soğan, 1 çay bardağı haşlanmış nohut, yarım bağ taze nane, 1 bağ maydanoz, 1 su bardağı domates rendesi, 2 diş sarımsak, 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber. Sosu için yarım çay bardağı ayçiçek yağı, 1 kase domates kurusu, 3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı nane, 2 adet turunç ekşisi. Evet, şimdi Rahşan ablacığım, suyumuz kaynıyor. Kaynadı. 5'er dakika kurularımızı kaynatacağız. Direkt, kaynar suya. Hemen bir atmamız lazım. Aynen, hemen atacağız. Ama zaten sırayla atıyoruz. Hepsini aynı anda kaynatmıyoruz. Hayır, evet. Tamam. Önce patlıcanlar ya da kabak, hangi kuruyu tercih ediyorsak. Daha sonra da atalım biberleri. Önce biz iç harcımızdan yavaş yavaş başlayalım. Tamam. Sonra da sohbetimize de başlayacağız. Şimdi maydanozlarımızı ve nanemizi kıyalım. Hı, önce onları kıyacağız. Tamam. Aynen, güzelce. Ay, bu dolma böyle inanılmaz sevdiğim dolmalardan biri. Kuru dolmaları çok severim ben. Yani kuru sebzeyle olan dolmaları. Böyle ekşirisi de oluyor içinde, sarımsak da oluyor değil evet, mi? Evet, evet. Kuru nane. Yani bir sürü aroma var. Evet, her aynı şey zamanda var. Aynı zamanda bu dolma çay saatleri için de bana göre çok ideal. Hmm, yani sadece evet, bir akşam gün masaları için, altın günleri için tabii ki. Aa, senin günlerin var mı Mersin'de? Çalışıyorum. Bu yüzden bir tane var diyelim. Ha, bir tane ayda var. Bir ne tane yapıyorsun bu arada? Biraz kendinden de bahset. Evet, tabii ki sağlık çalışanıyım. Hı hı. Hemşireyim 23 yıllık. Oh maşallah ya. Tarsus Devlet Hastanesi'nde. Hı hı. Tarsusluyum.
Böyle güzel bir çalışma ne hayatım var. Ne hemşiresin? Belli bir broş var mı? Şu an doğum servisindeyim. Önceden? Ebeyim aslında. Ne güzel ya. Evet, ebeyim uzun yıllardır doğum servisindeyim. Mutlu bir servisteyim. Ay ne kadar güzel. Babalar mutlu, anneler mutlu. Evlisin sanıyorum. Evliyim. Çocuklar var mı? Tabii ki iki tane oğlum var. Birisi bu yıl... Maşallah. Üniversite yolcusu inşallah Rabbim izin verirse. Şehir dışına mı gidiyor? Nereye kazandın? Bu yıl girecek. Hadi, maratondayız. Bu yıl girecek. Evet. Aynen maratondayız. İşin zor. Kolay değil. Zor evet. Bir stres var evde. Çok ama destek olmak lazım aile olarak çocuklara. Kesinlikle ama elhamdülillah evladım da çok şükür bizi fazla üzmüyor. Diğer malzemelerimizin hepsini ekleyelim. Tamam artık koyalım o zaman. Aynen öyle. Şöyle 1 çay bardağı kadar haşlanmış nohutumuz var. Nohutumuz var. Evet. 3 su bardağı yine yıkadık orta boy bulgurumuz var. Bir su bardağı kadar yaptığımız da olabilir evimizde konserve ya da domates rendesi. Evet, küçük daha güzel oluyor dolmanın içerisinde. Hı hı. Çok iri kıyılmış sevmediğim için bunu tercih ediyorum. Biber evet. Salçamız var bir kaşık onu kadar. Onu da koyalım. Evet. Ve ben sarımsaklarımızı hemen temizliyorum. Çok güzel bir harç oldu bu. Evet. Vallahi mis. Şimdi sıvı yağımızı alalım Pelin'cim. Bir bardak kadar, bir su bardak bardağı. Bir bardak ayçiçek yağı kullanacağız, tamam. Karabiberimiz var. Bu arada bunu bir çıkartayım mı? Sence oldu mu? Bak, oldu. 5 dakika kadar oldu. Evet onu çıkaralım tamam. Biberlerimizi. Onu çıkartayım o zaman. Baharatlarımızı koyacağım. Aynen. Şöyle biraz kevgirle süzdürerek şu fazla suyunu alarak. Tam bir 5 dakika aşağı yukarı yeterli olacak. Evet. Hepsini aynı anda atmayın. Hatta mümkünse her seferinde suyunu değiştirebilirsiniz. Evet. Şimdi hangisini atayım sırasında? Biberi. Hangisi var? Biberi. Ben sana baharat veriyorum. Evet. Karabiber, baharat, tuz, karabiber, pul biber ve tuz. Haydi bakalım. Turunçlarımız var. Tamam. Özellikle Mersin'imizde, Tarsus'umda. Bizim oranı çok güzel. Her yerde var. Parklarda, yol kenarlarında her çok yerde ya. Turunç ağaçlarımız var. Ve bunu biz çok tüketiriz. İsteyen toplar evinde kullanır. Biz ekşi olarak nar ekşisi yerine bugün turunç kullanacağız. Evet. Mersin yöresine evet. Geldiğin için hem oraya evet. Da çok ait. Tam bir Akdeniz evet. Meyvesi. Evet. Hem de aromalı. Yakışıyor. Yakışıyor değil mi? Aynen öyle. Şimdi bunları sıkalım. O zaman bunları sıkalım. Harcımız zaten sadece artık karıştırma kısmı evet. Kaldı. Bir yandan da onlar çıktıktan sonra kuru domateslerimizi koyacağız. Az sonra dolmamızı birleştireceğiz. Birleştireceğiz. Patlıcanlarımızı haşlamıştık şöyle birazcık. Ondan sonra biberlerimizi, kuru biberlerimizi haşladık. Domatesleri haşlamadık, kuru domatesleri. Üzerine geçecek kadar sıcak su koyduk. Bir 5 dakika da öyle bekledik. Evet. Yani şimdi bunu suya atmıyoruz. Hayır. Üzerine hayır, koyuyoruz. Üzerine koyuyoruz. 5 dakika bekleteceğiz de şimdi tamam. Bıçak arası kıyacağız. Onu iç harcımıza koyacağız değil mi? Evet, onu tamam. Bekleyeceğiz. Şimdi o zaman onu hemen bir süzeyim şurada. Şimdi kuru domateslerimizi bir güzel kıyacağız. Evet, birazcık sıcaklığı gittikten sonra. Şöyle yavaş yavaş evet, olabilirsin evet, onunla. İncecik böyle kuru evet. Domatesleri bıçak arası dediğimiz. Kıyıyoruz. Tabiri. Kıyıyoruz. Onu iç harcımıza kullanacağız. Yani bunu çok iç harcımıza kullanıp dolmaların içine evet. Onlarla dolduracağız. Evet. Harcımızda en son neler koyduk bir hatırlayalım hemen seninle. Hatırlayalım. Yeşil nanemiz, yeşil soğanımız var.
kuru sarımsağımız var. Orta boy 3 bardak kadar bulgurumuz var. 1 yemek kaşığı biber salçamız. 1 su bardağı domates rendemiz var. Karabiber. Ayçiçek yağı. Pul biber. 1 bardak kadar ayçiçek yağı. Tuz ve turuncu ekşimiz var. Şimdi onu koyacağız. Evet. Çok yarısını kullanacağız. Yarısını da piştikten sonra üzerine gezdireceğimiz sos için ayıralım. Karıştıralım güzelce. Evet. Zaten artık bu aşamada hanımlar biliyor. Evet. Ekstra bir şey yapıyor musun? Böyle bir kesme işlemi var mı? Hayır. Yok. Direkt dolduracağız. Güzelce dizeceğiz. En son ters çevireceğiz. Sosunu gezdireceğiz. Peki bunu piştikten sonra mı koyuyorsun kalan yarısını? Tabii ki. Evet, piştikten sonra şimdi sarımsak, kuru naneyle onu sos yapacağız. Yağımızla, ayçiçek yağımızla. Tamam. Üzerine gezdireceğiz. Tamam. Çok lezzetli olacak. Evet, harcımız artık oldu. Dolduralım. Geldik doldurma kısmına. Aynen öyle. Direkt elle dolduruyoruz. Hiç kaşık maşık gerek yok. Hazır elini zaten başlamışken. Evet, güzelce dolduruyoruz. Böyle çok az boşluk kalacak şekilde. Ha, bir tık boşluk bırakıyorsun üstünde. Bir tık kuru olduğu için çıkmasın diye üstünü kapatacağız en sonunda. Çünkü kapak da yok. Çünkü diğer normal taze dolmalar gibi. Hem düğün sofraların hem de böyle yeni yıla. Çok lezzetli. En yıl sofralarına bulacağım. Evet, yeni yıl. Yeni yıl. Var mı böyle bir mesajın? Verelim. Tamam, tabii ki hemen söyle. Normal hayatımda da benim çok dile getirdiğim bir Hazreti Mevlana'mızın dörtlüğü var. Alalım senden. Evet, bu güzel gözlere bakarak. Çok teşekkür ederim. Söyleyeyim. Marifet güzeli görebilmektir. Sevmenin sırrına erebilmektir. Evren, cümle alem, herkes bilsin ki şunu. En büyük ibadet yaradanı ve yaradılanı sevebilmektir. Ay, çok güzelmiş ya, evet. Gerçekten. Sevelim, sevelelim. Ne kadar pozitifsin ya, vallahi şahanesin. Çok şükür. Ben gülümsemenin kişinin iç dünyasını, iç huzurunu yansıttığını düşünüyorum. Her zaman başaramıyoruz işte bunu. Evet, başaramıyoruz ama mümkün olduğu kadar. Bir de gülümsememe engel olacak her şeyi mümkün olduğu kadar yaşantımdan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Vallahi bravo. Bu yüzden kaz ayaklarım oluşuyor böyle. Olsun, onlar kaz hayatın gerçekleri. Ama mutluluk kaz ayaklarım onlar. Her çizgimde bir gülümseme var. Aynı. Onun için çok takılmıyorum onlara da. Şimdi kurularımızı da şu şekilde diziyorum Pelin'cim. Yarı hilal, yarım ay şeklinde. Patlıcanlarımız yarım daire şeklinde biberlerimiz ki ters çevirdiğimizde tamamen ters çevireceğiz. Servis esnasında da hani dileyen dilediği taraftan alabilirler. Kargaşa olmasın diye. Böyle sunum da şık olacak. Evet, sunum da çok şık olacak. Lezzeti de çok lezzetli olacak. Haydi bakalım. O zaman bir tarafını böyle yarım ay şeklinde patlıcan, diğer tarafını yarım daire biberle dolduruyoruz. Ondan sonra az sonra ateşe koyacağız. Evet. Artan kuru domateslerimiz var. Bir kısmını ayırdık. Onları da güzel böyle bir sos yapacağız. En son üzerine sarımsaklı kuru naneli yeni turunç ekşimizle güzel bir sosumuz olacak. Gezdireceğiz. En son ama şimdi azıcık bir yağ alalım yine Pelin'ciğim. Tamam. Böyle yarım çay bardağı kadar. Şöyle bir üzerine ekleyeyim. Gezdirelim. Hem daha parlak olacak dolmalarımız hem daha çabuk yumuşayacak. Koyalım istersen. Aynen, bunu da koyalım. Böyle. Şöyle bir yarım çay bardağından gelecek şekilde. Yağımızı gezdirelim. Ağırlığımızı koyalım. Hemen şöyle koyuyorum. Ne kenardan kadar koyayım? Koyalım. Şu tabağın alt çizgisine gelecek kadar ekleyelim. Tamamdır. Şimdi artık bunu o zaman şöyle arkaya alacağım. Evet. Şimdi haşlama suyuna tuz attığımız için şu an tuz atmıyorum. Evet, sebzeleri haşlarken tuzluydu suyumuz. O önemli. Olarak belirteyim. Tamam. Hadi 40 dakika bakalım. Sonra 40 dakika pişsin. Biz de artık malzemelerimizi hazırlayalım. Günün ikinci güzel bir tarife gelecek gene versinizinden. Günün ikinci tarifi geliyor. Ispanak şöleni yapıyoruz.
Ispanak şöleni. Malzemeler: 1 kilo ıspanak başı, 1 çay bardağı yeşil mercimek, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 su bardağı domates rendesi, 1 adet kuru soğan, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 su bardağı su. Sosu için yarım çay bardağı ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı nane, 3 diş sarımsak, 2 adet turunç ekşisi. Şimdi ıspanak şöleni aslında adı yörede ıspanak başı. Evet. Türk ıspanağı burada başı kullanılıyor. Ben buna şöyle bir yorum getirdim yine kendime göre. Eskiden biz annem ıspanak alırdı evin önündeki sebzeciden ama böyle balya balya ıspanaklar ve dalları o kadar uzun olurdu ki. Hmm. Uçlarını alıp hani börek falan değerlendirdik. Bence kalan kısmı zayi olmasın diye yaratmış yine Türk anneleri. Gerçekten. Ben öyle düşünüyorum. Ve çok lezzetli. Yani bu aslında normalde atılan bir taraftan gözüküyor ama aslında bu atılmıyorsa gerek yok. Evet, şu an ıspanaklar daha kıraç böyle, daha kısa. Çok mesafe yok arada ama eskiden daha uzundu sapları. Hı hı. Ve bana göre bunu değerlendirmek için yapmış annelerimiz. Türk kadını her zaman yaratıcıdır. Vallahi şahane. Şimdi onları ince ince. Çok da lezzetli. Evet, ince ince kıracağız. Bu böyle bir tencere yemeği aslında. Tencere yemeği, az sulu bir çorba diyebiliriz. Hmm. Yani çünkü içinde bunun şimdi yeşil mercimek de var, nohut da var. Nohut da var, her şey var. Yok yok, yine turunç ekşisi var. Eşim eğitimci bu arada Pelin'cim. Öyle mi? Ay ne güzel, bir öğretmen. Evet. Biri hemşire, ne kadar güzel bir aile. Evet. Memuruz, hepsi iki memur tabii ki yanlış. Hepsi çok kutsal meslekler tabii. Evet. Bakalım çocuklar ne olacak büyüyünce? Ne olacak? Oğlumuz Tarsus'ta işte bu yıl üniversiteye hazırlanıyor. Peki şehir dışı kazanırsa gönderecek misiniz? Şimdi o tabii ki hedefi çok yüksek. İstanbul için çok istiyor. Hı-hı. Tıp fakültesi düşünüyor bu arada. Hı-hı. Rabbim İnşallah. Nasip ederse. Evet, İnşallah. Okuduğu lisede zaten. Kazanırsa göndermezlik yapma ya. Gönder. Şimdi İstanbul isterse... Bir canı istemiyor gibi. İçi gitmiyor oğlanı göndermeye. Evet, erkek anneleri. Kargı çarpıyor böyle konuşunca. Ama yok. İsterse İstanbul'u yazacağım diyor. İsterse gelirse göndereceğim. Sonuçta eğitim. Bir de aynı zamanda başka bir şehirde yaşamayı ve tecrübeleri de öğreniyorlar. Özgüveni artar. Aynen. Tabii ki. Pelin'cim sen istersen bir çay bardağı kadar ayçiçek yağımız mı? Tamam. Şöyle koyayım. Aha, koyalım. Isınmaya başlasın. Ben de alayım şeyini. Soğanını çünkü küp küp doğrayacağım hemen içerisine. Isınmaya başlasın. Kısık ateşe koyalım. Altını açıyorum. Kısık ateşte birazcık ısınsın. Ispanaklarımız ve soğanımızı doğradıktan sonra... Karıştıracağız. Kavurmaya başlayacağız. Aynen, evet. Haydi bakalım. Şimdi ıspanaklarımızı doğradık. Hemen soğanımızı doğrayacağız. Evet, yağımızı ısıttık. Bir çay bardağı bitkisel yağımızı, evet. Ayçiçek yağımızı. Yemeklik doğruyoruz soğanı da. Evet, küp küp. Ben çok fazla tahta kullanmıyorum. Eli daha rahat oluyor değil mi? Ev hanımların çoğu oluyor. Tamamen alışkanlık bu. Ben de mesela elde hiç beceremem. Tamamen alışkanlık. Hani diyorum ya annenizden ne gördüyseniz herkes o. Evet, annesinin öğrendiğini. Aynen. Böyle yemeklik minik minik doğruyoruz. Evet, aynen. Ya pratik oluyor. Bunu o zaman hem sıcak yemek hem böyle çorbaya yakın bir sulu yemek diyebiliriz. Az sulu bir çorba ama yanında kesinlikle bir partneri pilavımız oluyor. Olması lazım. Ve ben değil bulgur mi? Pilavını tercih ediyorum. Tam bir artık besin bombardımanı yani. Mercimek, evet. Nohut, bulgur değil mi o zaman da? Evet, kesinlikle çok lezzetli de oluyor ama alışkanlık yine tamamen. Değişik bir lezzet. Şimdi istersen... Koyayım mı? Dur, evet. Onu şöyle hemen bir biber kaşık yardımıyla alayım. Ekleyelim. Soğandan sonra salçamızı koyduk. Evet, azıcık böyle salçanın çiğ kokusunu öldürelim. Sonra ıspanaklar. Bu tabii şimdi küçülünce, yani pişince daha da küçülecek. Hemen küçülecek. Evet, evet aynen. Sönecek aynen. Ispanağın başı da kendisinden evet. Çok farklı değil. Ben koyayım, sen al. Şöyle yapayım. Ha, al istersen tatlım. Harmanlayalım. Ispanağın bu hali de çok değişik geldi. Şimdi ıspanağın yaprakları tabii daha farklı. Evet.
İsterseniz biraz yapraklarından da ekleyebilirsiniz ama yaprakları börek olarak değerlendiriyorum ben. Evet, aslında bir ıspanaktan iki yemek oluyor. Yani pazardan gidip böyle bir ıspanak alıp hem börek hem böyle bir yemek çıkabilir. Birkaç gün sonra da. Aynen. Aynen, ıspanak başı. Çabuk da bozuluyor. Hem değerlendirmiş oluyorsunuz. Şöleni, evet. Şimdi mercimeğimizi ekleyelim. Mercimeklerimiz var. Haşlanmış yeşil mercimekler. Evet, 5 dakika kadar haşladık. Çünkü yemeğimizle beraber de pişecek. Çok fazla erimesini istemiyoruz. 5 dakika kadar haşladık. Ha, bunu akşamdan ıslayabiliriz. Evet, o da olabilir. Evet. Genelde yumurtluklarında oluyor hanımların zaten. Evet, mercimek, nohut, bakliyatları genelde. Nohut zaten genelde oluyor, evet, değil mi? Evet, ev hanımlarımız ya da çalışan annelerimiz zamanları kazanmak için nohutu da attı. Tercih ediyorlar. Evet. Böyle bir hakikaten vitamin deposu çok bir yemek oldu. Bakliyat. Bir de uygun, bu da uygun bütçeli bir yemek oldu aslında, değil mi? Baktığın zaman. Aynen öyle. Şimdi domates. Domates rendemiz var. Ekleyelim. Çok iri domates tercih etmiyorum doğranmış bunun içerisinde. Hı-hı. Biraz çorbamsı bir yemeğimiz de olduğu için tuzumuzu da ilave edelim. Şimdi birkaç dakika soteledikten sonra 3 su bardağı su ekleyeceğiz. Suyunu da ekleyeceğiz. Tamam. Evet. Hemen şuradan su bardağımızı alalım, ölçüle gidelim. Evet. Yaklaşık 10 dakikada yemeğimiz hazır olacak. Vallahi. Aa, tabii ki. Süper. Zaten çoğu çorba yapar gibi pişmiş. Aslında. Evet, evet çoğu zaman. Pişmiş. 10 dakikada yemeğimiz hazır olacak. Vallahi süper oldu. Evet. Zaten bütün malzemeler, ıspanak çok çabuk pişiyor. Evet, mercimek biraz suyunu da salacak. Evet. Vallahi süper, şahane. Evet, hemen 10 dakika kadar. Şöyle bir kapatayım. Kapatayım değil mi kapağını? Tabii kapatalım. 10 dakika kadar pişeceğiz. Şöyle. Sosumuzu hazırlayacağız, servis edeceğiz sonra. Tamam, o zaman biz hemen bir ortalığımızı toparlayalım. Evet. Biraz bu tıkırdasın. Az sonra zaten onu da sosunu hazırlayacağız. Bu dolmamız da pişiyor. Evet, onun biraz daha vakti var. Evet, 10 dakika kadar. Hadi bakalım, malzemelerimizi toparlıyoruz ve az sonra çorbamız pişince de sosunu hazırlayacağız. Yemeğimiz pişti. Yemek artık çorba ne derseniz adına, evet, artık böyle kaynıyor yavaş yavaş. Çorba. Onun altını kapatıyorum artık. Kapatalım. Sosunu hazırlayalım. Evet, sosunu hazırlayalım. Biraz tamam. Sıvı yağ alalım ablacığım. Tamam, birazcık. Yani yarım çay bardağı kadar. Tamam. Şimdi buna güzel bir sos yapacağız. Evet, sosu. Altını kapattık. Aynen. Sosunu daha sonra ekleyeceğiz zaten. Sarımsaklarımızı güzelce yağda böyle kokusunu alacağız. Yağ kokusunu versin istiyorum çünkü. Aromasını. Değil mi, sarımsakla? Evet. Kışın bir de çok bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Antibiyotik değil mi? Kesinlikle. Şunu şöyle bir açmak istiyorum. Hem bir yemeğimizi bir gösterelim. Uf, dumanı üstünde. İstersen. Şöyle bir karıştırayım. Aha. Of, çok güzel olmuş. Biraz Karadeniz yemeklerine de benzemiş. Onlarda da vardır yeşillikli. Karalahanaları böyle, değil mi? Falan. Evet, evet, evet. Aynen öyle. İstersen sarımsakları atabilirsin senin içine. Ben bu arada öğrenciyim Pelinciğim. Öğrencin derken? Yemek de yaparım, kariyer de diyorum. Lisans tamamlıyorum. Aa, gerçekten? Evet, biraz geç kaldım aslında. Olsun ya, süper bir şey. Ne okuyorsun peki şu an? Ebelik yine. İki yıllık yüksekokul bitirmiştim. Şimdi lisans tamamlama şansımız var. Ne kadar güzel bir şey ya. Hiç mesela yılmamışsın. Yaş geç kaldım aslında. Olmuş ama bu çok güzel bir şey. Yani okumanın yaşı yoktur derler ya aslında, bu o değil mi? Evet, aynen öyle. Şimdi tamam, kuru nanesini ekleyelim. Ben ocaktan alayım, ekleyelim. Yanmasın. Tamam. Şöyle hemen birazcık üstüne, evet, döküyorum. Göz kararı. Bir yemek kaşığı da diyelim. Bol isteyenler daha da fazla tercih edebilir. Turunç ekşimizi. Bunu nereye ekliyorum şimdi? İçine. Yeterli. Yeterli tamam, mi? Tamam, yeterli. Tamam. Şimdi güzelce şöyle bir aslında o zaman bir turunç yetecekmiş buna. Evet. Şimdi çok ekşi olmadığı için iki taneyi o yüzden tercih ettim. Of, ne oldu bu ya? Bu evet, nasıl bir şey oldu? Karıştıralım. Mesela içine turunç da ekledik. Çok değişik bir tatı oldu. Kim şöyle bir? Reyha der ya, eskiler. Bir koku geliyor. Anlatamam size şu an. O sarımsağın, nanenin. Of. Babaannem Reyha derdi. Reyha geliyor. Öyle mi derler? Evet. Reyha. Çok güzel. Bir, ay bayıldım şu an, çok karnım acıktı. Ben hemen de yemem çok lazım. Oldum, evet, direkt şuna için koyuyorum. Hemen soğusun. Servisimiz artık zaten az kaldı. Çok böyle besleyici bir çorba. Çok. Sen pratik. Bana niye de mi yanına bulgur pilav yapıyorum? Bence ona da gerek yok. Gerek yok. Tek ama başına işte çok güzel. Cezbetsin diye oğlanlar bazen yemek istemiyor. Her türlü cezbeder.
Şimdi şöyle en azından koyayım. Şöyle gösterelim efendim. İkinci yemeğimiz de kendisi. Güzel bir ıspanak şöleni yaptık. Gene tekrar söylüyorum, yöre adıyla ıspanak başı yaptık. Çok lezzetli oldu. Gerçekten evet, çok merak ediyorum. Evet, sabırsızlanıyorum. Dolmamız pişmeye devam ediyor. Biraz bunu bir kontrol edeceğiz. Günün son tarifine geliyoruz. Ciğer kavurma yapacağız ama değişik bir sistemle. Son tarifimizi, malzemelerini hazırladık. Bu arada dolmamız pişmişti. Onu servis edeceğiz. Ama bir sosu vardı. Evet. Önce onu hazırlamamız lazım. Evet, hazırlayalım. Sarımsaklar evet, ve kuru domatesler. Evet, 3-4 diş sarımsak. Tamam. Sen onu ayarlarken ben alayım hemen dolmamı oradan. Evet, alalım. Tabağımız var. Tabağını çıkardık üstünden. Şöyle. Of, mis gibi olmuş. Rahşan abla çok güzel gözüküyor. Evet canım. Lezzeti de güzel. Ondan hiç şüphe yok. Bir de şimdi bunu ters çevirdikten sonra üstüne sos yapacaksın. Evet. Bu haliyle mi sos yapıyorsun? Tabağa koyduğun zaman mı? Tabağa koyacağız. Hmm. Sosumuzu pişirip üzerine gezdireceğiz. Öyle daha şık olacak tabii. Daha da şık oluyor tabii ki. Ben birazcık yağ koyacağım buraya. Ayçiçek yağı koyuyorum. Ayçiçek yağımı alıyorum. Senin tabirine yarım çay bardağı. Yarım çay bardağı. Değil evet. mi? Evet, evet. Şöyle. Bu böyle ısınırken istersen servis... tabağımızı böyle ters çevirelim mi? Evet, tabii ki çevirelim. O artık bir formunu alsın. Dinlendi, demlendi şimdi? Zaten. Tamam. Üzerine kapatalım. Kapatalım. Direkt şuraya al istersen daha rahat olur. Sana güveniyorum. Ben de bana güveniyorum. Ben sana güveniyorum şu an. Ben de bana bir sen alttan destek ver. Tamam. Tamam. Bir, haydi bismillah diyelim. İç. Döndürelim. Hoppa. Tuttum, tuttum, evet. Tuttum ben de. Kaçmaz. Bayanlardan perinciyim. Evet, hadi şöyle. Bakalım şimdi yavaş yavaş şöyle. Hemen üstüne atıyorsun. Evet, evet, aynen. Şimdi bunları bir soteleyeceğim. Kısalım altını. Evet, kıstım. Turuncu da gene sosa mı ekliyorsun? Evet, sosa. Aynı sosa. Demin yemeğimize yaptığımız evet, gibi. Evet, sosa. O enteresan bir aslında sistem. Yani hani o çok böyle buna eklenmezmiş gibi geliyor. Sadece burada yağ bırakırmışsın gibi geliyor ama sen bütün aslında lezzeti karıştırıyorsun orada değil mi? En son. Final kısmı bu. Şimdi turunç koyuyorsun. Ekşimizi. Hmm. Vallahi çok güzel oldu. Bir tık altını açayım. Tamam. Bir tıkırdasın. Böyle aromalar geçsin. Kuru nane. Kuru nane verelim. Ekleyelim. Şöyle ben dolmamı ortaya koyayım. Şimdi bir tık kaynatacağız. Şöyle gösterelim. Ve sonra buluşturacağız. Evet, hem kuru patlıcan dolması yaptık hem kuru biber dolması yaptık. İçine de çok güzel bir harç yaptık aslında. Evet. Bir de sos yaptık. Sosuna hemen neler koyduk hızlıca bir söyleyelim mi? Tabii ki ayçiçek yağı koyduk. Sarımsağını ekledik. Kuru nanesini ve kalan kuru domateslerimizi hı-hı. bıçak arası kıydığımız. Bir harmanladık, soteledik ve turunç ekşimizi turunç. İlave ettik. Evet, şimdi de koyduk. Buluşturacağız. Tamam bu. Aa, ben de oturup burada böyle seyredeyim ya. Acayip bir şey oldu bu. Çok lezzetli. Mis gibi bir dolma yaptık. Bulgurlu dolma tarifimizde. Hem patlıcan dolması hem biber dolması kurusundan. Üstünde güzel bir kuru domatesli böyle turunçlu falan bir sos buram yaptık. Buram buram kokan. Buram buram kokuyor. Daha ateşi üstünde, duman üstünde. Şimdi günün son tarifi geliyor. Malzemelerimiz az önce ciğer kavurması yapıyoruz.
Ciğer kavurma. Malzemeler: 1 kilo kuzu ciğer, 3 adet soğan, 1 bağ maydanoz, 3 adet kırmızı soğan, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 100 gram bitkisel margarin, 1 yemek kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 8 adet lavaş. Şimdi bir ciğer kavurma yapacağız ama bir tantuni misali sanki. Ciğer tantuni. Yani bıçak arası kesecek çünkü. Evet, bıçak arası. O yüzden tantuni gibi diyoruz. Önce istersen ciğerlerden başlayalım. Ciğer bizim bayramlarda aslında böyle eşimle anneannesine biz gidiyoruz bayramlarda. Benim anneannem rahmetli olduğu için onun evinde başlıyoruz güne. Aslında orada hep mesela bize çok güzel ciğer yapar anneannem, büyük anneanne. Ciğer benim için böyle bir bayram simgesi gibi aslında. Yanına güzel böyle bir piyaz, sumaklı soğan piyazı. Böyle bir piyaz, maydanozlu. Evet, şimdi yapacağız. Yanına da patates kızartması. Evet. Bayılıyorum. Sakatat. Hatta, evet, hamileyken gittiğim zaman, bir önceki gittiğimizde bayramda, ben böyle ekmek arasına koyup yemiştim hepsini. Ben bir miktar yağımı alayım tavama, sen onları yaparken. Hem ayçiçek yağı kullanacağız, hem bitkisel margarin değil mi? Evet, yarı yarıya koyalım. Ne kadar koyayım? Ayçiçek yağımızı. Yine bir çay bardağı 125 gramın ya 50 gram kadar da bitkisel sadece 50 gram margarin. Kadar. Tamam. Yarısını diyelim ya da yarısından birazcık az. Paketin mi yarısı? Paketin. Ha tamam, o zaman yarısından şöyle biraz az. 250 gramın 125 gram işte 100 gram kadar dersek tam denk gelecek ona. Ciğerlerimizin hepsini doğrayalım. Hemen kavuracağız. Bitti zaten. Hemen bunları da. Yağımızla buluşturalım. Sen bir yandan istersen karıştır. Tamam. Oh. Tamam. Aynen öyle. Ben şunu şöyle güzelce bir... Zaten hemen rengi dönmeye başladı. Evet. Ciğer çabuk pişer. Hani çabuk pişiyor evet, değil mi? Evet, çabuk pişer. Sertleşmemesi için bir püf noktası var mı acaba? Zaten yağımız bol olduğu için sertleşmeyecek. Ona izin vermeyeceğiz. Hı hı. O yüzden iki yağ karıştırdık ve bol yağ kullandık orada. Çok. Şimdi bunun içine sonrasında soğan doğrayacaksın. Tabii ki. Şimdi püf soğanlarını ekleyeceğim piştikten sonra. Bir 5 dakika kadar tabii pişmesine ki... Soğanla beraber de pişecek azıcık. Maydanozun sonra piyazını yapacağız. Maydanozun piyaz birlikte servis sana vereyim istersen. Şöyle bir elin lezzeti geçsin. Gerçi artık daha zaten geçti. Ne geçecek yani? Kıyarken tak, geçti. Tak 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 doğradı zaten. Şimdi soğanları gene bir yemeklik olarak minik minik doğruyoruz. Küp küp. Şöyle alayım şunu şurada. Biraz daha kavuracağız soğanla. Artık yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Güzelce kavrulsun. Üzerine. İyicene kavruldu. Evet. Tuzunu atmadık. Evet, tuzunu, kırmızı pul biberini istersek acı pul biber de tercih edebiliriz ve bol kimyon. Oh, şöyle bir renklensin. Evet, şöyle bir buluşturalım. Evet, mis gibi oldu. Mis gibi oldu, evet. Çok güzel oldu. Sen bunu bir... Böyle azıcık daha karıştırırsan Perinçim. Sen şimdi? Ben piyazına geçeyim. Tamam, hepsini burada servis edeceğiz değil mi? Evet, burada servis edeceğiz. Sunum tepsimizde. Edeceğiz, evet. Kırmızı soğanlarımız piyaz için. Kırmızı soğan piyazla. Evet, çok güzel. Hem görsel olarak da bir renk oluyor. Ben de istersen şeyleri doğrayabilirim. Maydanozla olabilir. Tamam. Müzik
başka ne koyacağız piyazımıza? Maydanozlarımızı ekleyeyim ben. Evet, sumak. Sumağımız olmazsa olmaz. Kesinlikle. Biraz da tuz aldık mı? Tamam. Şimdi istersen lavaşlarımızı tepsiye dizebilirim tatlım. Seni birazcık şöyle alayım aynen, o zaman. Aynen, ben kenara geçeyim. Tatlımı ortasına. Servis kaşığını aldım. Evet. Yani koyuyorum. Hafif şöyle yağı da gelsin. Çok tabii, süzdürmüyorum. Tabii tamamını koyacağız. Hepsini koyacağız. Evet, hepsini. Hatta ben hakikaten dolayı ciğer tantuni gibi oldu yani bu da. Evet. Of, mis gibi oldu gerçekten. Artık servis edelim. Edelim. Acıktık. Evet. Hadi şöyle gösterelim efendim. Şöyle koydum. Son yemeğimizde ciğer kavurma yaptık ama böyle bir tantuni gibi bıçak arası kesti evet. Onur Aşan abla. Evet. Çok da güzel, keyifli oldu. Yanına böyle maydanozlu soğanlı piyazını yaptık. Lavaşları da koydum. Oh. Oh. Afiyet olsun. Artık soframızı hazırlıyoruz ve buradan tadıma geçiyoruz. Soframızı kurduk, geldik artık tadım kısmına. Rahşan ablacığım, geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güler yüzün, pozitif enerjinle, güzel yemeklerinle, elinin lezzetiyle bugün bizle oldun. Vallahi süpersin. Teşekkür ederim. Mersin'e de buradan yeri gelmişken hemen selam evet, gönderelim. Evet, kucak dolusu sevgiler, bol selamlar. Hastanedeki arkadaşlarımı herkes bekliyor. Şimdi neler yaptık hatırlayalım mı be? Evet, kuru dolma yaptık. soğan piyazı eşliğinde ciğer kavurmamız var. Bıçak arası kıydık. Mersin'in usulü yaptık. Ve yine tabii ki ıspanak şölenimiz, evet. Ispanak başımız var. Mercimekli, nohutlu, yine turunç ekşiyle sarımsak ve kuru nane soslu bir yemeğimiz. Biz şimdi tadıma başlıyoruz. Tadımdan sonra ekran başından ayrılmayın. Sevgili Tülin abla ile birlikte olacağız. Tasarım ve ön köşemiz devam edecek. Artık çok merak ediyorum lezzetleri. Kaçırdığınız tarifleri, detayları ve malzeme listesini sosyal medya hesaplarımızdan, Pelin Karan'la tariflerden takip edebilirsiniz efendim. Haydi bize afiyet olsun. Bir şey değil mi? İnanılmaz güzel. Of bu ne ya? Aroma, turuncun ekşisi. Bu turuncun çok güzel bir ekşisi geçmiş. Evet. Ve aroması çok evet. Lezzetli. Vay ya. Nohut, mercimek, ıspanak hepsinin lezzeti ayrı geliyor. Harika. Ama uyumları da çok güzel. Ne oluyor? Vitamin deposu şahane. Tam da mevsime. Bir de bunu ye. Hakikaten başka bir şey yapma yanına. Evet. Değil mi? Süper. Aynen öyle. Şimdi, ay bu çok vallahi tadı damağımda kaldı. Dolmadan devam edelim. Sana zahmet. Edelim, tabii ki. Çok lezzetli. Çok güzel olmuş. Gelelim o ana artık. Büyük nasıl yiyeceğiz şimdi bunu? Şuradan kenardan koparıp aslında alalım mı? Aslında evet. Lavaşın içerisinde öyle piyazla karıştırırsak
Bak şuradan bir lokma koparacağım şimdi. Ha, ben de öyle yapayım. Tadına bakayım. Ondan sonra... Şöyle süreceğiz. Evet. Evet. Hemen şöyle bir mini bir dürüm yapıyorum kendime. Çok severim bir bu işleri. Bir kendimizi kaybediyoruz. Ve şu an kaybediyoruz kendimizi Rahşan ablayla. Yemin ediyorum. Eli çok lezzetli. Şahane. Geldik tasarım ile örgü köşemize. Tülin abla ile birlikteyiz. Artık yılın son günleri. Yavaş yavaş böyle yeni bir yıla doğru gelirken artık senle bakalım bugün ne öğreneceğiz? Bugün ne öğreneceğiz Pelin'cim? Bugün hanımların çok istediği bu perdeyi yapacağız. Değil mi? O kadar çok mesaj aldık ki inanamazsın. O kadar çok mesaj aldık. Ne zaman anlatacaksınız? Perdeyi gösterin. Nasıl yapılıyor? Hangi iple yapılıyor? Biz bunu çıkarmıştık biliyorsun. Ama şimdi böyle bir takalım gösterelim istedik. Evet. Bir şey diyeceğim, çok kolay gözüküyor. Çok yani kolay. Ben işten anlamayan birisi olarak bile. Çünkü mesela şu aralarda bir şeyler yok. Yani evet. Bundan bir tane yapmayı öğrendiğiniz zaman aslında gerisi gelecek gibi duruyor. Evet, çok kolay, çok kolay bir çalışma. Burada etkili olan sadece böyle çok farklı, etkili bir batik renklenmesiyle yapılması. İpliğin kendisi güzel. İpliğin kendisi çok etkili, özel tasarlanmış renklenmesi olan bir iplik. Bu iplik etkili duruyor burada. Yoksa bu çalışma gerçekten çok kolay. Bilinen bir motif. Şimdi hemen çalışalım o zaman bunu. Hanımlar çok merak ediyordu. Bir yapsınlar gösterelim, bakalım aynen. Evlerine. Evet. Şimdi bu çalışmayı yapabilmek için öncelikle biz böyle düz renk bir iplik kullanıyoruz. Ve renkli, biraz önce gösterdiğim gibi batik bir iplik kullanıyoruz. Tabii siyahla anlaşılacak mı? Anlaşılmayacak. Siyahla başlamayacağız. O yüzden biz sarıyla gösterelim. Siyah biraz zor olabilir. Sarıyla gösterelim. Şöyle 4 zincir çekeceğiz. 3 numara tığı kullanacağız. Kaç numara tığı diyecektim? 3 numara tığı. 3 numara tığı. Motifimizin ortasını yapabilmek için 4 zincir çekiyoruz. Siyah iplikle çekeceksiniz tabii. Şimdi görünmez diye biz böyle açık renk kullanıyoruz. Böyle 4 tane zincir çekiyoruz. Ortayı kilitliyoruz yuvarlağımızı. Sonra içerisine üçlü trabzan ile 16 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle üçlü trabzan ile 16 tane 3 kere de çıkarıyoruz. Tığı batırıyoruz. Başını iplik doluyoruz. 1, 2, 3. Böyle. Başına iplik doluyoruz. Ortaya batıyoruz. 1, 2, 3. Üçlü trabzan ile 16 tane bu ortayı dolduruyoruz. Yuvarlak yapıyoruz. Şöyle. Hemen ilerliyor zaten değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Hemen oluyor. Şöyle hızlanıp. Eskiden şeyler vardı. Hala var gerçi de onlara benzettim. Hani böyle fırını şeyini böyle asılı olur tutmak için tencerenin kenarlarını şöyle ikili değil mi? Evet, evet. Onlara benziyor minik minik halleri. Şimdi bu iplik sağlam bir iplik, çok sağlam bir iplik. Bununla home çalışmaları da yaptık. Minderler yaptık, çanta yaptık, yastıklar yaptık. Böyle sürtünmeye çok dayanıklı bir iplik olduğu için Hemen şeyde form olmuyor. Çetik örüyorlar. Evet, bu batik ipliklerle, düz renklerle çetikler yapıyorlar. Orta bölümümüzü tamamladık. Siyahta devam edeceğiz. Şimdi motifimizle, batik ipliğimizle başlıyoruz. Şöyle ipimizi takalım. Sık iğne ile öreceğiz. 16 tane trabzan yaptık. Üçlü trabzan. Ortada 4 zincir çektik. 3 numaralı tığ kullanıyoruz. Şimdi başlıyoruz. İpliğimizi tığının başına dolamadan batırıyoruz. İpliği arkadan dolayıp yukarı çekip ikisini birlikte alıyoruz. Sıraya batırıyoruz böyle. İpliği yukarı çekip ikisini birlikte alıyoruz. Burada devam ediyoruz. 2 tane tek tek batıyoruz. 1 tane çift batıyoruz. Böyle aynı yere 2 tane. Sonuçta yuvarlak mantığında ilerliyoruz. Tek tek batarsak kasar. Şimdi buraya 8 tane sık iğne yapıyoruz. Arada 2 kere batıyoruz. 2 tek, 1 tane aynı yere 2 kere batıyoruz kasmaması için. Yuvarlak mantığı ile. Şimdi sıradaki yere 3 tane aynı yere batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Aynı yere 1, 2,
3. Şimdi motifimizin şu alt bölümü için, şurası için, bu sivrilmenin olabilmesi için aynı yere 3 kez battık. Şöyle aynı yere 3 kez battık. Devam ediyoruz yine sık iğnelere. 1, 2, 3. Yine çift batıyorum aynı yere 3.de. 4. Kasmaması için 5, 6, 7, 8 tane böyle. Şöyle aynı yere batarak 2 tane de bir çift batarak ilerledik. Şimdi burada 2 tane yerimiz kaldı. Burada ipliği tığımızın başına doluyoruz. Şu ortadaki boşluğa iniyoruz. İpliği alıyoruz, yukarı çekiyoruz. Tekrar göstermek istiyorum bunu. Tığının başına ipliği doluyoruz. Ortadaki bölüme batırarak tığı, ipliği arkadan alıp yukarı çekiyoruz. Hepsini birlikte alıyoruz. Yine tığının başına doluyoruz. Tekrar batırıyoruz. Arkadaki ipliği alıp yukarı çekiyoruz. 2. Tekrar doluyoruz. Batırıyoruz. İpliği yukarı alıyoruz. 3. Şimdi buraya 3 tane böyle ipimizi uzatarak işlem yaptık. Şuraya batarak devam edeceğiz. Şunu yaptık aslında. Evet, orayı hepsinde yaptık. Hepsinde olan. Evet, şunu yaptık. Şunu yaptık. Şimdi devam ediyoruz sık iğnelere. Yine battığımız yerlere böyle batarak üzerine devam ediyoruz. 2 tane tek, 1 tane aynı yere çift batabiliriz. Kasmaması için. Bu önemli. Yuvarlağın etrafını dönüyoruz çünkü. Tek tek batarsak kasar örgümüz. Böyle tek, 2 tane tek, 1 tane çift batarak geldik. Şimdi şu 3 tane battığımız yerden önceki 2 tane bölümden önce şöyle çıkarayım bir tanesini. Nasıl anlatayım şimdi? Bu 3 tane olan, 3 tane aynı yere battığımız yerden 2 tane trabzan önce, 2 tane sık iğne önce tığımızın başını doluyoruz. Burada aynı yere çift batacaktık. Batırıyoruz. Bir kere de hepsini birlikte alıyoruz. Şimdi yavaş yavaş yükseliyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Batıyoruz. Şimdi 2 kere de çıkıyoruz. 1, 2. Tığımızın başına doluyoruz. Batıyoruz. Şimdi 3 kere. 1, 2, 3. 1 tekli trabzan, 2 trabzan, 3'lü trabzan. 3'lü trabzana gelince aynı yere bir daha batıyoruz. 2 tane 3'lü trabzan olacak. Şimdi yukarıya 1, 2, 3, 4. 4'lü trabzana geçtik. Aynı yere 3 tane 4'lü trabzan yapıyoruz. Aynı yere 3 tane böyle 4'lü trabzan yaptık. Şöyle uzattık. Şimdi tekrar yan tarafa geçerek 3'lü trabzan. 1, 2, 3. Üçlüyü de 2 tane yapıyorduk. Aynı yere 2 tane yapıyoruz. Aynı yere 2 kere battık. 3'lü trabzan. Şimdi 2'ye iniyoruz. 2'li trabzan. 1, 2. 2 kere de çıkardık. Şimdi tekrar tığımızın başına ipi dolayıp 1 kere de çıkardık. Şimdi artık normal sık iğneye iniyoruz. Böyle normal sık iğne yapıyoruz. Başını almadan. Şöyle sık iğne yapıyoruz. Sık iğneyle ilerliyoruz. 2 tek, 1 çift. 2 tek, 1 çift. Yanlarda 2 tek, 1 çift sık iğneyle ilerliyoruz. Sayı hiç önemli değil. Sayı hiç önemli değil. Geldik yine buraya. Burada yine aynı şeyi yapıyoruz. Şöyle geri çekiyorum tabii. Unuttum gittim. Evet. Tığımızın başını doluyoruz. Batırıyoruz. Bir kere de alıyoruz. Yine tığımızın başını dolayıp öndeki yere batırıyoruz. İki kere de çıkarıyoruz. Tığının başına dolayıp batırıyoruz. Bir, iki, üç kere de çıkarıyoruz. Üç kere de çıkardığımız yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. İki tane üçlü trabzan yapıyoruz aynı yere. Tığının başına doluyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bir tane yapıyoruz. Bir tane beşli yapıyoruz şimdi. Daha uzun. 1, 2, 3. Kendi üzerinde 3 tane. Çift alıp 4, 5. Bu uzaması için, şu görünüm için. Şu görünüm için olacak. Uzayacak. Beşli yaptık. Şimdi bir tane daha dörtlü yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi üçlüye gelelim. 1, 2, 3. Yine üçlü aynı yere 2 tane üçlü yapıyoruz. Aslında yani burada yükseliyoruz, alçalıyoruz. Burada daha çok yükseliyoruz, alçalıyoruz. Şimdi ikili trabzana geçtik. Sonra tekli trabzan yapıp yine aynı sık iğneye iniyoruz. Şimdi indik. Bitti.
bir sıra böyle en son sırayı devam ediyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. En son bir sıra sık iğne yapacağız. Renkli ipliğimizle. Burada ipliği hiçbir şekilde koparmıyoruz. Motif geldiği gibi, yani nereye denk gelirse ipliğimiz devam ederken her renge denk gelebilir. Nasıl denk gelirse, hiçbir şekilde renk ayarlamıyoruz. Renk çıkarmıyoruz. Bu çok önemli. Bu işin etkili olmasındaki sebep zaten bu. Renklerin geçişinin her motife denk gelmesi. Böyle devam ediyoruz. Artık tek tek kastığı yerde iki tane batarak ama tepelerde böyle ikişer tane batıyoruz. Şu uç bölümlerde üzerinde ikişer tane batıyoruz aynı yere. Kasmaması için, köşelerin düzgün durması için, kırılmaması için üst bölümlere ikişer tane batıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Bir sıra, evet, bitirdik. Şimdi bir sıra siyah iplikle artık monte edeceğiz. Evet. Bu şekilde tamamlıyoruz. 3 sıra örüyoruz. Yani renkli ipliğimizle biz 3 sıra örüyoruz. 3 sıra tamamlıyoruz. Şimdi kapatalım. Siyah ipimizi takacağız. Şu siyah bölümü yapacağız. Hı hı. Kenarını. Şurayı yapacağız. Kenar bölümü. Burada da ipliği tabii yine gizleyecekler. Siyah ipliği alarak etrafında siyah döneceğiz. Şimdi son ipliğimizi taktık. Son sırayı böyle iki tane çift, iki tane tek bu sefer artık. İki tane aynı yere çift, iki tane tek tek. Bir, iki tek. Aynı yere çift. Bu kasmamasını sağlayacak motifin. Düzgün durmasını sağlayacak ütülenince. Eğer bunu yapmazsak motif kasar, kırılır, düzgün durmaz ipte. Böyle bir tabii camlarına göre bir ölçü alacaklar, zincir çekecekler. Zincir gevşek çekilmeli, kasmamalı. Böyle devam ediyoruz şimdi. Bunu yarıya kadar gelebiliriz. Çeşitli şekillerde bunu ekleyebiliriz. Böyle yarıya kadar gelebiliriz. Hani ipliği kopartmak istemezsek aradaki ipliği ve bu bir tane de olmayabilir bu iplik. İki tane de gelebilir böyle yandan. Bu bir tane olması tek tek kopartıldı. Bu burada tek kopar, önce dışları yapıldı. Böyle tek tek dışları yapıldı. Yani nasıl söyleyeyim? Böyle tek tek, hı hı, bunlar tek tek yapıldı. Sonra zincirle burada tekrar koparıldı. Burada bağlandı, burada koparıldı. Etrafı bunların yapılmış. Tekrar buradan bağlandı, buradan koparıldı. Ama ben bunun böyle koparılmasına taraftar değilim. Koparmadan da bunu yarım yarım yaparak ekleyebiliriz. Böyle yarım yaparız. Zincir çekeriz. Arada böyle zincirler çekeriz. Şöyle. Bu zincirler 20 tane böyle. Evet, böyle 20 tane zincir çekerek bundan sonraki işte motif alınarak böyle oradan devam edecek. Evet, zaten takıp buna buradan takıp motifi aynı devam edilebilir. Aynı devam edilebilir devamı. Böyle devam edilebilir. Sonra da bütün motifler böyle eklendikten sonra geriye dönerek üzerinde tekrar bu zincirin üzerinden gelinebilir. Bu taraflar yapılabilir. Ya da tek tek yapılıp, kenarları yapılıp zincirlerle böyle birleştirilebilir. Yine böyle bir tabii camlarına göre bir ölçü alacaklar, zincir çekecekler. Zincir gevşek çekilmeli, kasmamalı. Üzerine üçlü trabzan, orta bölümde yaptığımız üçlü trabzan yapılacak. İstedikleri kadar 2, 3, 4 sıra veya kafes yapılabilir, bu tercih artık. Bu iplikleri buraya takacağız. Böyle istenilen uzunlukta tabii camlarının ölçüsüne göre. Şimdi burada ölçü veremeyiz biz. Böyle tığlarla geçirerek bunları buraya monte edecekler. Şöyle. Şöyle yapalım. Şuradan gösterelim. Böyle tığı geçirip ipi yukarı çekip böyle monte edecekler. Aralara böyle 4 parmak, 5 parmak istedikleri santimde birbirine değmeyecek şekilde motifler gözüksün. Böyle dörder parmak, evet, motifler gözüksün kaydırarak. Tabii bu böyle ortaya olacak.
kaydırarak bunları monte edebilirler. Yani motif bu. Tabii motif anlatımları televizyonda çok zor oluyor. Zor, yani çok zor oluyor ve iyice çok odaklanmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar anlatmaya çalıştık. İnşallah anlaşılmıştır. Kolay bir motif aslında. Burada renklenme önemli. Başta da söylediğim gibi. Yapabileceklerini zannediyorum. Onlara kolay gelsin diyoruz. En azından işin püf noktalarını vermiş oldun. Devamı da artık onların tabii hayal gücüne ve el emeğine kalmış. Bir sonraki programda görüşmek üzere.